Hanımefendi, duyuyor musunuz beni? Hanımefendi. Hastamızı fikse edip damar yolu açalım. Tamam. Solunum yolunu takip edin. Tamam hocam, ben haber veririm. Esra neredesin ya? Neredesin? Aç telefonu. Zeynep, Esra hala gelmedi. Ya sen emin misin onun başka bir yere uğramayacağını? Evet, eminim. Buradan çok kararlı çıktı. Gideceğim, Ozan'la konuşacağım falan dedi. Direkt sana gelecekti. Ne oldu ki? Anladım. Anladım da ben arıyorum, ulaşamıyorum. Şimdiye kadar çoktan gelmiş olması lazımdı. Zeynep, alttan başka bir numara arıyor. Ben haber vereyim mi sana? Tamam, bana da haber ver, tamam mı? Hadi bay bay. Efendim? Gözlerim uzaklara gider. Ne kadar yakınmışsın meğer. Yaz güneşi gibi hep göktesin ama akşamında bulutlar çöker. Kalbimi döver. Neyse, seninki tutturdu köpek alalım diye. Bak hazır ol, uyandığında sana da söyleyecek ha. Diyorum ki oğlum köpeği en az iki kere dışarı çıkartmak gerekir olsun diyor. Ben diyor gider yaparım, koştururum. O koştururmuş.
Aşağım uyan. Çok zor. Sen yoksan her şey eksik. Sen yoksan her şey yarım. Çok zor Esra. Bak, tamam. Biliyorum benim güçlü olmam lazım. Benim güçlü durmam lazım ama... Çok zor Esra. Hadi uyan. Neyse şimdi benim atlas almam lazım. Onu alayım. Sonra hemen geleceğim. Tamam. Atlası bırakayım ben. Hemen geleceğim. Neredeyim ben ya? Ay, başım. Ama niye takmışlar bana? Ellerim çok ağrıyor. Of, boynum. Bu ne ya? Of, bacaklarım çok ağrıyor. Ben bu yüzü niye taktım acaba? Güzelmiş daha. Aa, annem. Annem burada değil. Eğer annem beni burada tek başına bıraktıysa kesin lokantadadır. Ay gideyim de anneme yardım edeyim. Ellerim ağrıyor ya. Of. İyiyim. Tek başıma gidebilirim bence. Ay. Ellerim ağrıyor. Ah. Ay ben bu arada ne kadar güzel giyiniyormuşum böyle. Ne tatlı kıyafetler bunlar ya. O ne ya? İki tekerlekli bir şey. Aa. Bunlar neye biniyor böyle? Daha önce hiç yoktu. Eve gitmem lazım benim artık. Tanıdık. Bir taşıt. Bekle bekle beni al beni al. Al al al. Bozuk. Abi Maltepe. Yalnız bu parayla değil Maltepe, 100 metre ileriye gidemezsin abla. Ya niye ki? Ne kadar Maltepe? Ha bak orada yazıyor. 5,5 lira. Ne demek 5,5 lira? Ne zaman 5,5 lira oldu? Daha dün 1,5 liraydı. Ne yaptınız? Maltepe'yi kazıyıp alıp yerinden söküp başka bir yere mi taşıdınız? Anlamadım ki. Beğenmiyorsan binme kardeşim. Yürümek hala bedava. Tamam ya ineceğim. Dur kenarda ineceğim. İneceğim. Ver paramı daha. Ver 1,5 liramı geri. Ver 1,5 liramı. Şimdi iniyorsun. Senin 1,5 lira buraya kadardı. İniyorum ama seni de şikayet ediyorum. 4 lira zam yapmak nedir ya? Siz de hiçbir şey demeyin öyle bakın. Bak anca. İnsan bir şikayet eder. Şuna bak adam periz diyorlar. Ulan verdiğim 1,5 lirayı tut size be.
Deli midir nedir bunlar? Binerim ben de mis gibi otobüsüme, paşa paşa giderim. Akbilim nerede acaba? Ağız. Yunus Emre mi bu? Ben ne yaptım ben? Bu kadar parayı ne yaptım? Ben... Ne yaptım ben ya? Banka falan mı soydum? Brende beşlik olur, onluk olur. Başka bir şey olmaz. Ben acaba hiçbir şey yapmasam mı? Bu kadar para nereden çıktı? Söyle Musa. Hah abi selam. Yani tabii ki bu aralar şirkete gelmeni beklemiyorum. Hatta hepimizin aklı da Esra'da. Ama hani en azından bir maillere baksan. Çünkü sensiz karar vermek çok zor abi. Bir evet bir hayır desen işimiz kolaylaşır. Musa. Ben sana güveniyorum. Bundan sonra da bütün yetki sende. Esra iyileşene kadar bütün kararları sen alacaksın, tamam? Anladım abi, tamam, tamam. Sen öyle diyorsan öyledir. Tamam, hadi görüşürüz. Sabah geldim, tansiyonunu ölçtüm. Ne oldu, ben de anlamadım. Esra nerede? Bilmiyoruz Ozan Bey. Sabah buradaydı, bir geldim, yok. Ne demek yok? Uyanmış mı? Aa, ne olmuş buralara ya? Hep yenilemişler. Ya iyi ki bir hastanede yattım yani. Uyuduk uyandık neler olmuş. Ben kaç gün yattım acaba hastanede? Aa, güzel olmuş ama. Neriman abla, günaydın. Kız, öğlen kahveye gelirim. Bir fal bakarsın, olur mu? Eko? Ben bu kızı nasıl özlediysem sesini duyuyorum ha. Çok acayip. Eko? Ah! Esra! Kızım sen iyileştin mi ya? Abi bir dur, aa! Biz sarılmayız ki birbirimize. Bir şey diyeceğim, ben niye hastanedeydim? Kızım işte kaza geçirdin ya. Ama iyileşmişsin de güzel. De, hiç haber de vermedi. Bir dakika, bırak şimdi kaza geçirmişsini. Bunu yaptığına gerçekten inanamıyorum. Ne? Sen askerden mi kaçtın? Asker mi? Annem senin bacaklarını çıtır çıtır kıracak. Askerden firar etmek, inanamıyorum bunu yaptığına. Bir şey kurabiye kokuyor biraz. Annem kurabiye mi yaptı? Portakallı kurabiye mi, ha? Asker mi? Ne askeri ya? Bir şey diyeceğim. He. Sen niye askerden kaçıyorsun? Hadi niye askerden kaçıyorsun? Sana 98 yazını hatırlatmak isterim. Bence biraz kork. Ya kızım askerlik, maske. Sana ilaç verdiler hep onun kafası değil mi? Bu nasıl ilaç kafası çözemedim de. Sen bir gel bakayım. Gel gel. Gel sen bir otur bir şöyle. Gel bakayım. Gel bir otur bakayım şöyle. Geç şöyle. Geç 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 geç. Bir gözüm yüzü de bir tuhaf bakıyor ya. Allah Allah. Abi. Bir şey diyeceğim. Hı. Doktor sana çıkabilirsin dedi mi? Emin miyiz orada? Bilmiyorum ki. Ben doktor falan görmedim ama iyiyim. Sorun yok. Ya birazcık puslu hissediyorum. Böyle kafamda bir pus varmış gibi hissediyorum ama iyiyim yani. Çıktım neden ki? İyisin. Sana bir şey diyeceğim. Hı. Babam seni gerçekten mahvedecek. Askerden kaçmak nedir abi? Başımızı belaya sokacaksın gene. Vallahi bıktım senden. Ya askerlik, askerlik yok ya. Allah Allah. Bir şey diyeceğim ben. Burada senin genel salaklığından daha başka bir durum seziyor gibiyim. İnşallah sezdiğim gibi de değildir de. Sensin salak ya. Boş bakıyor, vallahi boş bakıyor. Oğlum boş bakıyor ya kız. Esra sen tam olarak hangi yıldasın? Bana onu bir söylesene. Ya da şöyle sorayım. Yasak Elma'nın hangi sezonundayız? Onu bir söyle bakayım sen bana. Yasak Elma ne be? Sevmedim. Oo, hiç oralar da yok sen. Bir şey diyeceğim. Heh. Burası inşaat mı? Ne ara bitti ya? Ne ara açılan orayı? Ayrıca dükkanı da çok değiştirmişsiniz. Bir garip burası. Bunu ben bıraktığımda böyle üzüldüm. Buna dolaba bak, yeni mi? Üzüntülü bir haber almadık değil mi? Yok canım kızım, ne alakası var ya şey. Ben şimdi sana bir şey soracağım mesela. Bakalım hatırlıyor musun? Söyle bakalım. Ben kaç yaşındayım? Heh, güzel soru. Allah Allah anne, sen de bir tuhafsın. İnsan yaşını unutur mu hiç? Heh. 45. 45. 45. Evet, çok güzel. Kızım. Güzel kızım. Ben şu anda tam olarak neyle iştigal ediyorum? Bak söyle bakalım. Okul şemsiye. Oho.
bol. Yağmurun şiddetine göre büyüyüp küçülen akıllı şemsiye ben başarılı olacağına inanıyorum. Evet. İnşallah kızım, inşallah. Bu arada beni sorguya çekeceğinize bir abime baksanıza. Askerden kaçıp gelmiş hiçbir şey demiyorsunuz. Bu asker kaçağında bir şey demeyecek misiniz? Annem bu arada sorma, harika olmuş. Ha? Ondan daha güzel. Afiyet olsun. Ne kadar ondan daha güzel. Hava alalım mı anne biz? Ya kapı ya, of ya, of, of, of. Vallahi öyle işte durum yani, şemsiye memsiye diyor. Şemsiyeyi annemin kafanda kırdığını da hatırlamıyor baba. Yok ya, öyle mi olmuştu? Ben de hatırlamıyorum Eko'cum. Yani benim askerlik döneminde kalmış kafa, devamı yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben bir şey söyleyeyim, iyi olmuş ha. Vallahi güzel, resetlemiş yani, hiçbir şey hatırlamıyor, temiz. Kralım sen o kafanı bak, tamamen resetlenirsin ha. Yok, hiçbir şey hatırlamıyor, yok. Oğlum ne yapacağız ya, bir şey olmalı. Ozan, Ozan geliyor. Ben Ozan'ı görünce böyle bir ışık olacak, öyle düşünüyorum yani, eminim. Çok umutluyum. Evet, evet. Ozan hatırlatır. Bak, o sis perdesini o kaldırır. Bence kilit isim Ozan. Aşk kilit isim. Aynen, aynen. Ha, geldik. Aa, geldik, geldik. Gel o sis perdesi, bak nasıl kalkacak şimdi. Gel, gel. Gel annem, gel. Esra. Çok korktum. Çok korktum, sana bir şey olacak diye çok korktum. Ozan? Ozan. İyi misin sen? İyi misin? Ha? Ben iyiyim de... Sana ne olmuş böyle? Gözlükleri falan çıkarmışsın. Ay kız! Hı? Zümrüt! Ne? Ay olanlardan haberin var mı? Ha? Ne oldu? Ne haberi? Yani eğer senin haberin varsa benim de haberim olacak demektir. Ne oldu? Sana söylemediler mi hayret? Ne? Ne oldu? Ha? Söylemediler Neriman, ne oldu? Benle alakalı mı? Söyle. Hadi söyle. Ay. Kız Esra uyanmış ya. Ha? He ayaklanmış, biraz önce geçti buradan böyle. Ne yapıyorsun abla dedi. Kahve içmeye geleceğim dedi. Böyle gitti. Ay Esra uyanmış mı? Allah! Yok kız. Oğluşum seviniyor diye seviniyorum. Yoksa ben sevinmem biliyorsun. Hadi kolay gelsin. Ben seninle evliyim. Sen çok başarılı olmuşsun. Evet. Sayemde. Senin büyük bir şirketin var. Bizim şirketimiz var. Yok, oğluşumun şirketi. Senin oğluşum, onun ne alakası var? Senin şirketin. Ben de o şirkette çalışıyorum. Hatta abim de o şirkette çalışıyor. Evet, eleman. Yani Ganyan bayiden çıkartıp abimi oraya getirebiliyoruz. Ya yavrucuğum, niye şimdi öyle yapıyorsun? Benim gayet ciddi bir pozisyonum var şirkette, değil mi? Yok yok, ben şu an yani başka bir evrendeyim ya, paralel evrende falan olmam lazım çünkü hiçbir şey anlamıyorum, hiçbiri mantıklı değil. Abimle Elif de evlendi. Evet, oldu oldu, öyle bir talihsizlik yaşandı, evet. Ya işte orada bazı sorunlarımız mevcut da, neyse artık onları. Sonra şey yaparız, şimdi olacakları boş verelim de olmuşlarla ilgilensek daha iyi sanki. En önemlisi de... Bizim seninle bir oğlumuz var. Atlas, harika bir çocuk, harika. Bir dakika, bir dakika ya, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu an siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Ha, şaka yapıyorsanız hiç komik değil. Ben çok tuhaf hissetmeye başladım. Yok, benim biraz karnım ağrımaya başladı, midem bulanıyor. Esra, Esra geçecek. Sen kazada kafana bir darbe aldın. O yüzden hatırlamıyorsun bazı şeyleri ama ben doktorlarınla konuştum. Yani bu durumlarda gayet normal hafıza kaybı. Bunun tamamen geçici bir durum olduğunu söylüyorlar. Tamam mı? Geçecek. Ben biraz hava almak istiyorum. Ya hep böyle kalırsa... ...ya hiç hafızası geri gelmezse? Düzelecek. Meneşe teyze düzelecek. Düzelecek. Benim çocuğum mu var?
Biliyorum. Şaşkınsın, kafan karışık. Ama ben yanındayım. Tamam. Tamam, bunlar için zamanımız var. Hepsi için zamanımız var, tamam. Ya Esra, biz neleri atlattık? Biz... Bu da yabancı bir şey senin için. Ama biz neler atlattık, nelerin üstesinden geldik. Bunu da atlatacağız. Güven bana. Gerçekten. Hadi gel evimize gidelim. Hı? Belki sana iyi gelir, belki hatırlamana yardımcı olur. Hem Atlas var. Atlas senin hafızanın geri gelmesi için sana yardımcı olabilir. Ne dersin? Güven bana. Tamam, gidelim. Tabii sen... Şimdi ben bunları yaşarken... Siz neden bu kadar neşeli, neden bu kadar sevinçlisiniz diyorsun. Haklısın ama biz de anla. O kadar korktuk ki sana bir şey olacak diye. Ben o kadar korktum ki sana bir şey olacak diye. Ama iyisin ya. Geri kalan hiçbir şeylerim yok. Hiçbir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.